Eyvallah. Şimdi bizim mesleğimiz hayatiyeti olan meslekler sınıfına girmez. Yani bir beyin cerrahı gibi, bir ağır ceza yargıcı gibi, bir mühendis 300 kişilik gibi. Bir jet pilot, hayır hayır bu söylediklerim hata yaptı mı adam ölür. Hayır mühendislikte mesela de öyle. Mesela bir kalp olur mu? Operatörü. 20 bin kişi öldü. Mühendislik. Mühendislik de onlardan bir tanesi tabii. Bir kalp cerrahı düşür mesela, anlatabiliyor muyum? Bir tek hatasında o hasta ölür. Bir ağır ceza reisi yanlış bir karar verirse adama asap biz kalktı gerçi geçenlerde idam ama yani mesela bir jet pilotu 300 kişiyle yola çıkıyor. Yanlış düğmeye bassa 300 kişi bizim mesleğimizde böyle şeyler yoktur. Yani diploması talep edilmeyen meslekler grubuna giriyor. Yani biz kendimiz bu kadar önemsiyoruz bizim mesleğimizi. Devlet cumhuriyet tarihinin hangi cumhuriyet hükümeti bizim mesleğimizi önemsemiştir? Hocam. Bir vaktiyle şahitliği kabul edilmeyen bir meslek. Biz kendi kendimize önemsiyoruz. İyi ki de önemsiyoruz. Ben 53 sene evvel sahneye adımımı ilk attığımda hiçbir şey bilemezken ne düşünüyorsam hala bu meslek hakkında dünyaya bir kere daha gelsem gene bu mesleği seçmiş olmak isterim diyorum ama bizim üzerinde tartıştığımız konu yani mankeni olsa da o Cüneyt'in dediğine burada şurada %100 katılıyorum. Herkes de katılıyor. Tabii ki hele bir demokratsanız bir insanın neyi seçeceğine siz karar veremezsiniz. O neyi isterse onu seçer. Ama herkesin de kendi seçtiği meslek içinde bir misyonu vardır. Kandemir benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Canım kadar severim, eski ortağımdır. Bu oyunu benim yönetmemi istediğinde bir tek şartım oldu kendisinden. İki tiyatro sanatçısı oynarsa sahneye koyarım dedim. Nasıl? İki tiyatro sanatçısı oynarsa benim dediğimi anlamadı galiba. Dedim ki anladım. Tabii yani yani Ali sevgili Ali bir güzel bir laf var canım, hiç okuyanla okumayan bir olur mu? Biz iyi bir meslektir yani bu insanı okumaya bak Türkiye'de kimse kitap okumuyor, gazete okumuyor. Bir de Ayşegül Hanım biraz evvel bir öneride bulundu, arkasından Kandemir destekledi. Senden bir misyon yüklenmeni rica ediyorum eski bir arkadaşın olarak. Bundan 3 yıl önce ben bütün kanalların üst düzey yetkililerine bir mektup yazdım ve ana haber bültenlerinde bir dakikayı tiyatro haberlerine ayırmalarını ve kasetini benim ücretsiz teslim edeceğimi söyledim. Olumlu bir yanıt almadım. İster misin kendi kanalında ağırlığı olan bir kişi olarak bunu başlatmayı? Asuman Kralcan'ın oyunları olursa. Asuman Kral senin oynadığı oyu da dahil olmak üzere. Evet. Tamam. Ben tiyatroya emek veren herkese saygı tamam. duyuyorum. Aslında bir İngiliz iletişimcinin bir sözü var. Benzer bir meslek dalı ile ilgili geleceğim. Üç dalı ayırmış. Diyor ki doktorların yaptığı hatalar gömülür. Hakimlerin yaptığı hatalar asılır. Gazetecilerin yaptığı hatalar yayınlanır. Sadece yayınlanır. Aslında aynı şey tiyatrocuların yaptığı hatalarda oynanır. Evet. Bir şey de olmaz. Yani gazetecilikte aynı şey aslında. Sadece yayınlanmakla kalır ama öteki mesleklerdeki hataların çok daha vahim sonuçları olabiliyor. Buyurun. Demin sana söyledim, anlat dedim. Şimdi tam da sırası geldi galiba. Adam genç çocuk, adamın kızına talip, tamam mı? Kızınızla evlenme. Yok evladım, ben tiyatrocuya kız vermem diyor adam. Beyefendi istirham ediyorum diyor yani. Çok şey evladım vermem, ben tiyatrocuya kız vermem diyor. Yapmayın, bir kere oyunumu seyredin, bu cuma oynuyorum diyor ya, lütfen. Veriyor davetiyesini, geliyor. Ertesi gün adam çekiyor. Evladım sana kızımı verdim, sen tiyatrocu falan değilsin. Tamam mı? Pardon. Teşekkürler.